Arkadaşlar herkese merhaba. Kadınlardan bana sürekli gelen bir soru var. Yani bu soru hiç durmadan bana geliyor. O da şu: Adil Bey, doğru erkeği nerede bulurum? Doğru erkeği bulmanın yolları nelerdir? İşte arkadaşım Suzan, Ayşe, Fatma işte güzel bir ilişki buldu, doğru bir adamı buldu. Birlikte çok iyiler. Ben bulamıyorum, bunu neden yapamıyorum? Şimdi bu benim daha önce değindiğim bir konu. Buraya da notlar almışım bu konuyla alakalı olarak. Çünkü bununla ilgili belki yüzlerce mesaj geldi. Instagram'dan da çok mesaj geliyor bana. Onları da bu YouTube kanalında değerlendiriyorum, Instagram mesajlarını. DM atıyorlar. Arkadaşlar şimdi doğru erkeği bulmanın bir sihirli formülünü eğer istiyorsanız, sihirli, hani şunu yapayım, işte gece saat 2'de niyet edeyim, işte efendime söyleyeyim, yastığımın altına işte bir mektup koyayım, işte evrene güzel bir mektup yazayım, hani ben size sihirli bir formülünü veremem. Çünkü sihirbaz değilim. Ama ben size bütün yaşanmışlıklar, deneyimler, binlerce kişiyle yaptığım çalışmalar, yıllar içerisinde sırf bu kadın erkek ilişkileriyle alakalı yaptığım çalışmalar, okuduğum araştırmalar, tezler, üniversitede üstüne yazdıklarım, çünkü ilişkilerle ilgiliydim öğrencilik yıllarımdan beri hep böyleydi. İnsan ilişkileri, kadın erkek ilişkileri, yani benim alanım bu. Dolayısıyla size bütün bu çalışmaların neticesinde söyleyebileceğim birkaç tane şey var. Kadınlara sesleniyorum şimdi. Devir çok değişti. Yani teknoloji değişti, hayat şartları değişti, dünya değişiyor. Bakın bu ilişkileri de değiştiriyor. Artık ilişkiler eskisi gibi değil. Çevrenizde görüyorsunuz, bana mesajlar atıyorsunuz. Niye eskisi gibi güzel ilişkiler yok? İşte eski Türk filmlerinde çok güzeldi, neden artık yok? Ben de bunları açıklamaya çalışıyorum. Birkaç gün önce bir video koydum. Eski ilişkiler neden yok? Sebeplerini anlattım. Bakın, şöyle bir gerçeklik var. Eskiden, kadınlar çok eskiden, yani 100-200 yıl önce sokakta yürürken mendil düşürürlerdi sokağa. Yani mendilini düşürür. Arkasından adam gider, o mendili alır ve kadınla muhabbete girer. Kadın adama bir sinyal verir mendil düşürerek. Yani benimle konuşabilirsin. Bu bir yöntem. Peki burada adamı kim atıyor? Kadın atıyor. Kadın sinyal veriyor. Kadın zarf atıyor. Kadın adama gel benimle konuş, hani seninle konuşmaya açığım anlamında bir sinyal gönderiyor. Şimdi öyle bir dönem yaşadı ki dünya. Kadın hakları için mücadele edildi, feminizm ortaya çıktı ve bunlar kadının günlük hayata etkisi anlamında çok önemliydi, harikaydı. Çünkü kadınlar, her zaman söylüyorum zaten, beni takip edenler biliyor, hani tekrarlamama gerek yok. Kadınlar daha yaratıcı, daha zeki, beyin yapıları bizden çok farklı. Onun için kadın enerjisi dünyayı sadece yukarı çıkartır, yani buna ihtiyaç var. Ancak bazı kadınlar şöyle bir psikoloji hatasına düştüler. Dediler ki artık benim hareket etmeme gerek yok. Erkekler gelecek, erkekler koşturacak, erkekler bana köpek olacak, peşimde koşacaklar. Sürekli erkeklerin mücadele etmesi lazım falan filan. Yani resmen falan filan, anlatabiliyor muyum? Hiçbir gerçekliği yok. Hangi kadın, ama hangi kadın çevrenizde bir şeylerde güzel bir ilişkide, güzel bir işte adamla birlikteyse kendisini mutlu eden, o kadına sorun. İlk adımı mutlaka o atmıştır. %100 eminim bakın. Çevrenizdeki güzel ilişkisi olan kadınlara sorun. İlk adımı o atmıştır. Bir sinyal vermiştir en azından. Adamın ona yaklaşabilmesi için, adamın onunla bir diyalog kurabilmesi için bir sinyal vermiştir. İşte doğru erkeği bulmanın yolu budur. Şimdi bir insandan hoşlandığınız zaman, bir erkek sizi çektiği zaman enerji olarak, ona bir sinyal vermezseniz ve o hiç sinyal vermeseniz de size yaklaşırsa, buradan şunu anlayabilirsiniz. Bu adam bir kadına yaklaşmak için hiçbir sinyal, hiçbir doğru enerji, hiçbir yaklaşım beklemiyor. O zaman yaklaştığı tek kadın siz değilsiniz. Birçok kadına bunu yapıyordur zaten. Yani otobüs durağında hani başka tarafa bakan kadınla da gider konuşur. Bir kadınla konuşmak için hiçbir işaret beklemez. Bu adamlar zaten söylüyorum sırtlan. Yani herkesle şansını deneyen adamlar. Ama siz bir erkekten hoşlanıyorsanız ve size yaklaşmasını istiyorsanız bilin ki o adam sizden bir sinyal bekliyordur. Bu bir bakış olabilir, bir süre kesmek olabilir, gülümsemek olabilir, merhaba demek olabilir. Defalarca anlattım bunları videolarımda. Merhaba dersiniz. İşte söze girersiniz veya bir yerde bekliyorsunuz, aynı ortamdasınız. Ceketinizi çıkartın, işte üstünüzü çıkartın. Ya 2 dakika tutabilir misin, şu telefonumu alacağım deyin. O adama bir işe yaradığını hissettirin. Ya bu bile bir erkeğe bir işe yaradığını hissettirir. Yani ceketini tutmak bile, çünkü erkeğin şöyle, bizlerin şöyle bir zaafı var. Biz hep bir işe yaramak isteriz. Yani bir kadın bize ne kadar iş verirse, bize ne kadar bir konuda işe yaradığımızı, hani bir işe yaradığımızı,
bir özelliğimiz olduğunu, bir konuda güçlü olduğumuzu hissettirirse biz ilişkiye kendimizi o kadar veririz. Dolayısıyla bir kadının ceketimi tutar mısın demesi bile bir erkek için bir olaydır ve hemen tutar. İşte elinizdeki torbayı ya 2 dakika tutabilir misin diye tut ve oradan bir muhabbete girer. Aa şuydu buydu falan filan, aa ağır değilmiş falan, aptalca espriler yaparız, böyleyiz biz erkekler, böyleyiz yani. Aa çok güzel işte, ne almışsın, domates almışsın. Ne yapacaksın ki sen domates aldın, işte akşam makarna sosu mu yapacaksın falan filan muhabbet başlar, ben size söyleyeyim. Eğer karşınızdaki erkek hödük değilse, tamam mı, dangalak bir adam değilse zaten bunun işareti olduğunu görür. Bakın ben burada size 1-2 tane örnek veriyorum. Bunu siz kafanızda yaratıcılığınızla, çünkü kadınlar her zaman yaratıcı, yaratıcı beyninizi kullanın. 1000 tane farklı örnek yapabilirsiniz. Doğru erkeği bulmak istiyorsanız, bir adamın size yaklaşmasını istiyorsanız, bir hedefiniz varsa, şu adamla yakınlaşmak istiyorum, iyi hissediyorum, ondan hoşlanıyorum diyorsanız, ona iş yerinde ya da başka bir yerde, işte neredeyse eğer, bir sinyal vermeniz gerekiyor. Sevgili kadın takipçilerim, sizleri seviyorum, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum, bana mesajlar atıyorsunuz, hepsine de cevap vermeye çalışıyorum. Bakın bu söylediklerim birebir olarak geçerli. Erkek dünyasını anlatıyorum size. Tamamen heteroseksüel, tamamen heteroseksüel erkek dünyası. Yani bir erkek, standart bir erkek nasıl düşünür? Bir işe yaramak ister. Ondan bir şey rica edin, bir konuda yardım isteyin, herhangi bir konuda. Adam kendisini zeki hissetsin. Zeki hissetsin yani. Deyin ki, aa evet şöyle bir şey var, ben bunu düşünemedim. Bence şu konuda ne yapmalıyım? Sana danışmak istiyorum. Danışın. Bir erkek var ya havalanır. Yani bir kadın ona danışıyor. Müthiş bir şey. Hemen size akıl vermeye çalışır. Şimdi diyeceksiniz ki bu videoda, biliyorum sizleri tanıyorum. Bana diyeceksiniz ki ya Adil Bey işte bunları söylüyorsun da o adamı nereden bulacağım? Değil mi? Bunu söylüyorsunuz. Şimdi bu konuya da değindim. Sosyal olmanız gerekiyor. Şimdi sosyalliği biraz açalım. Doğru erkeği bulmak için sosyal olmanız gerekiyor. Resimden mi hoşlanıyorsunuz? Evde tek başınıza resim mi yapıyorsunuz? Hiç kafanız çalışmıyor, kusura bakmayın. Resim kursuna gideceksiniz. Yani yaptığınız şey neyse, zevk aldığınız şey, lütfen onun kursuna gidin, onun derneklerine gidin. Kitap okumayı seviyorsunuz, evde kitap okuyorsunuz. Hayır, kitap kulüplerine üye olun. Mutlaka gidin, kitap kulüpleri, kitap derneklerine üye olun. Felsefe mi seviyorsunuz? Yüzlerce felsefe derneği var. Gidin derneklere üye olun, vakıflara üye olun, sosyal kulüplere üye olun. Aktivitelere üye olun, spor salonuna üye olun, yogaya gidin. Arkadaşlar, her taraf insan kaynıyor. İnsan kaynıyor. Kimi insan insanlardan kaçıyor, kimisi de insan bulamıyor. İnanamıyorum yani. Buna hakikaten bazen bunlara çok gülüyorum. Lütfen insanlarla birlikte olacağınız yerlerde olun. Yemek yiyorsanız yalnız yemeyin. Bakın, kız arkadaşlarınız var. Kadınlar zaten birlikte çok sohbet eder. Kız arkadaşınızın bir ilişkisi var. Ona deyin ki, lütfen bu arkadaşın, senin bu sevgilin bir erkek arkadaşını çağırsın, birlikte yemek yiyelim. Bir adamla tanışırsınız ya. İlla ilişki olmaz. Bir adamla tanışırsınız. Adam eğer hödükse, dangalaksa bir daha da görüşmezsiniz. Ama o kişi sizi bir başkasına da gönderebilir. Yani başka bir kapı da açabilir size. Size der ki, şurada geçen gün bir toplantıya gittim, felsefe toplantısına. Siz oradan duyarsınız, oraya gidersiniz, orada başka biriyle tanışırsınız. İnsanlarla etkileşim çok önemli. Doğru erkeği bulmak için mümkün mertebe sosyal olmanız, aktif olmanız, sosyal hayattaki etkinliklere katılmanız gerekiyor. Ve orada ikinci aşama, en başta onu anlattım. Birisini tespit ettiniz. Güzel bir diyalog var, enerji var. Ama adam size bir türlü yaklaşmıyor. Yani size karşı bir şeyler hissettiğini görüyorsunuz ama yaklaşmıyor. Çünkü bilin ki yaklaşmıyorsa eğer, bir, siz sinyal vermiyorsunuz. Yani sizden yeterince yaklaşmak için güven almıyor, enerji almıyor. Çünkü size yanaşmak istiyor ama güvenemiyor duruma. İkinci sebep, çok utangaç olabilir. Bazı erkekler çok utangaç. Yani sinyal verseniz bile yaklaşamaz. O zaman muhabbeti sizin ele almanız, sohbet etmeniz, onu yavaş 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 açmanız lazım. Hakikaten günümüzde bile son derece utangaç adamlarla karşılaşabiliyoruz. Var yani. Enteresan ama gerçek. Doğru erkeği bulmanın yollarını size bu videoda tekrar detaylarıyla anlattım. Söylediklerimi takip ederseniz ve günlük hayatınızda böyle kolaylıkla diyaloğa girerseniz eğer, mutlaka bir tane doğru erkek, en az minimum bir tane size denk gelecektir. Kendinize çok iyi bakın. İlişkilerinizde iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.